Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Yine farklı bir oyunla beraberiz. Oyunun adı Step. Dün zaten bir tane montajlı videosunu atmıştım. Hatta montajlı video da burada bir yerden uçuyordum. Gösteririm onu da. Oyunu eski Epic Games hesabımda buldum. Satın alması devre dışı bırakılmıştı hesabın. Oyun hoşuma gitti aslında. Güzel mi? Güzel ama bir sıkıntısı var. Oyunda sadece belirli bir bölgede gezebiliyorsunuz. Nasıl belirli bölgede gezebiliyorsunuz derseniz, şöyle bir şey var. Oyunda şu an benim bulunduğum bölgede gezilebiliyor. Yani bölge derken haritanın belli bir kısımları var. Göstereyim. Bir dakika. Lan dursana. Ha. Yani belirli bir kısımlarında gezebiliyorsunuz sadece. Diğer kısımları paralı. Para istiyor yani, ışınlanamıyorsunuz. DLC olarak satıyorlar. O da benim hiç hoşuma gitmedi yani. Lan bir dakika. Dur şuradan. Gidelim tekrardan. Ha. Yani oyun güzel mi? Güzel. Yani pek fena değil. Karda kaymak zevkli. Grafikleri de fena değil. Oyun optimizasyonu biraz sorunlu ama. O sıkıntı bir. Yani ne diyeceğimi falan da bilmiyorum. Fazla konuşmak istemiyorum bu oyunda yani. Öyle benim konuşmamı dinleyeceğiniz bir oyun değil bu yani. Öyle manzaranın keyfine bakacağınız bir oyun. Atmosferin. Sesleri falan çok hoşuma gitti benim. Evet şu an kaza yaptım da neyse. Yani biraz gezelim bakalım. Öylesine çekiyorum videoyu da. Ne zaman atarım onu da bilmiyorum. Belki bugün, belki yarın. Belki sonra. Neyse. Aman aman. Hep aynı yerlerde şey yapıp durmayayım da, kayıp durmayayım da sonra size sıkılmayın. Yani kayması cidden çok zevkli arkadaşlar. Atmosfer, kar atmosferi falan çok iyi olmuş. Böyle kış sporlarına falan ilgi duyan birisi de değilim ama oyun hoşuma gitti yani. Beni sardı. Hemen şuradan uçalım. Şöyle kayması cidden çok zevkli ya. Bir de şu DLC'ler falan olmasa yani. Güzel oyun diyeceğim de. Ya pay to win değil de yani, direkt oyun size para vermeye teşvik ediyor yani, paranızı almaya sizden teşvik ediyor. Belirli bir aralıktan sonra yani insan sıkılır, para alır, para verir yani, farklı DLC alır. İnsan sıkılıyor yani o tarz şeylerden. Yani böyle hep aynı yerde gezmekten. İlla yani para verilir yani, ben vermem tabii de, ben zaten bu oyuna da para vermedim. Dediğim gibi Epic Games beleş yapmış zamanında. Oradan aldım da hadi bir dur artık ya, ne takla attım hadi lan. Lan dur artık. Evet, kayakçının hazin son 2. Neyse durduk. Hadi aslanım kalk. Heh. Gidelim bakalım. Gezelim. Videonun boyutu çok büyük olacak biliyorum. Dünkü denemelerimden itibaren. Sürekli hareket halinde olduğumuz için çok fazla görüntü kaydediliyor. O yüzden videonun boyutu da bayağı büyük oluyor. İnşallah fazla bir sıkıntı yaşamam. Upload ederken falan. Videoyu 2K render atacağım bu arada arkadaşlar. Videoyu gizli alıp işte 2K render'ın işlenmesini bekleyeceğim. Şimdi niye 2K render atıyorsun falan diyen de olacaktır da. 2K render attığım zaman video YouTube'da olduğundan daha kaliteli gözüküyor. Benim abonem yani para kazanmam falan açık olmadığı için, yani abonem 1000'in üstünde olmadığı için, para kazanmam da açık olmadığı için video olduğundan daha kötü gözüküyor YouTube'da. Ama 2K renderladığım zaman yani 1080p'nin üstü renderlandığı zaman daha kaliteli duruyor yani. Aynı benim çektiğim gibi gözüküyor. Ama eğer 1080p renderlayıp atarsam olduğundan daha da kötü bir kalite gözüküyor sizlere. Şimdi bunun detaylarını anlatmak istemiyorum, üşeniyorum. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bayağı gezdik. Şurada da adam var. Yani oyunu bir 5-10 saat oynarım toplam büyük ihtimalle. Sonra da sileceğimi düşünüyorum. Çünkü oyunun boyutu büyük yani, 30 GB'a yakın. Onun yerine farklı oyun indiririm işte. Epic Games'te bir sürü oyunum var. Yani iki tane Epic Games sitem var arkadaşlar benim. Bir tanesini satın alması devre dışı. Beleş oyunları bile alamıyorum. Bir de farklı bir tane daha var. Onu da satın alma devre dışı değil. Bütün beleş oyunları ondan alıyorum. İşte beleş aldığım oyunlardan belki videolar çekerim. Güzel olan varsa. Evet gene düştük. İnşallah video kaydı açıktır bu arada. Boşuna konuşmuyorumdur. Neyse. Yani atmosfer fena, çok güzel arkadaşlar oyunun. Karda kayması zevkli. Optimizasyon da kötü olmazsa bence 10 numara olacak. Böyle bazı yerlerde FPS 100'lere çıkıyor, bazı yerlerde de şu an olduğu gibi 50-60 arası dolaşıyor. Ama yine de o kötü değil yani, atmosfer güzel. Birkaç ayarı yükseltmiştim ben geçen, o yüzden de olabilir. Gerçi o zaman da düşüktü de. Anisotropik filtering'i arttırmıştım. Neyse gördüğünüz gibi atmosfer bayağı güzel. Yani karda kayması çok zevkli oyunda. Karın sesleri falan insan yani nasıl diyeyim, hoşuna gidiyor böyle, rahatlatıyor. Aşağı doğru kayalım bakalım böyle. Yavaş yavaş da map'in sınırlarına ulaştın diye uyarı verir birazdan. Görürsünüz onu da. Belki de vermez ama. Çünkü farklı yönlere saptım.
Yani harita küçük bir alanda kaymanız izin veriyor arkadaşlar. Sizin DLC almadığınız sürece. O durum benim hiç hoşuma gitmedi. Taklamızı atalım. Evet. Görüyorsunuz zaten. Atmosfer falan çok zevkli. Zamanı arttırma yani. Zamanı değiştirme vardı da o hangi tuşta olduğunu unuttum ya onun. F3 müydü? F2 mi? Hayır. Allah Allah. Neyse gidelim bakalım. Cidden çok güzel oyun ya. Ama yani öyle hiç durmadan oynayacağınız bir oyun değil yani. The Crew gibi mesela. Ben The Crew'u bayağı oynadım, The Crew 2'yi. Sonra sildim, sıkıldım. Ama bu ondan da daha az oynanılabilir süre sarf ediyor bence yani. En azından bu benim kendi düşüncem. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Bu oyuna kayıp ne yapacaksın değil mi? Anca gezersin böyle. Hoşuna gidiyor yani insanın o da. Bir müddetten sonra sıkar yani. Mesela şahsen ben bu oyuna para vermezdim. Crackly indirdim. Ama online tabanlı olduğu için Crackly de yok diye biliyorum da neyse. İşte Epic Games beleş yaptığı için bir adım şanslıyım denilebilir. Yani beleş oynuyorum en azından. Oyunda 150 lira falan. 100 lira mı 150 lira arası bir şey. Ben beleş almışım. Oynuyorum. İşte hemen yine şeyimize geçelim. Hayağımıza. Wingsuit falan da var bu arada arkadaşlar. Onu şimdi göstermeyeyim ama belki bundan birkaç tane daha video çekerim. Aa bakın map'in sınırına yaklaştın diye uyarı verdi. Hemen şuradan geldiğim yere ışınlanayım. Bakın ta nereler, ha buralar değil pardon. Bir de yarış yapalım bakalım, yarış diyorum da. Heh, hard diyor mesela bu da, dur bir dakika şuradan kolay race yapalım. Botlar var burada, ben bunu yapmıştım lan. Burada şeyden atanalım. Abi ben bunu mu yapmıştım lan yoksa farklı mı? Farklı bir şey lan. Ben bunu yapmadım galiba da. Map checkpoint'i nerede bunu? Bunu anlayamadım. Neyse bunu boş verelim. Dur 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 aman aman. Anam. Heh. Buradan şöyle bir şey seçeyim bakalım. Ortaymış. Yani zorlu. Bakalım neymiş bu? Ha bu yarış değil, bu drop puan kasma amaçlı bir şey galiba sadece ya. Çünkü benim daha az önce başladığım yer de bundandı. Yarış yok mu ya? Ben yarış yapmak istiyorum. Ha, 22 level de açılacakmış. Bunu yapamıyoruz. Bunu deneyelim. We met a few days back at that hella good full moon party, remember? Everyone set? Just follow my lead and stick to the line. Let's go! Aa yine anlamadım. Yarış mı ne bu ya? Neyse follow me falan dedi galiba. Bunları takip edeceğim herhalde. Neyse gidelim bakalım. Yani atmosfer güzel yani, dediğim gibi bunu bayağı bir söyledim de. Yani cidden bu oyunu herkes sever yani böyle atmosferini. Hop taklamızı atalım. Ben şuradan aşağı uçmazsam vallahi rahat edemem. Uçamadım. Ha tamam. Aha öldük. Neyse resetleyeyim, ben bunu saymıyorum. Taba basa tuttuğun zaman en baştan başlıyor işte. Resetleniyor yani. Neyse gidelim bakalım. Cidden atmosfer çok güzel ya. Buradan uçayım bir kez. Ah. Uf çok iyi uçtum yalnız. Bir de şuradan uçayım. Adam uçtu yerden. Mis. Yani gerçekte olsa bir insan asla böyle şeyler yapmaya cesaret edemez ama oyunda cidden çok güzel. Aha ölüyordum gene. Tamam. Aman 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 çok kötü uçtum. O tepeden uçmak vardı aklımda ama hızımı kaybettim. Neyse şu ileriden uçabilirsem uçayım. Buradan gidemiyoruz, şuradan gidelim bize.
Hop. Uf. Aha, ha uçamadım lan, doğru. Şey dedi. Yükseklik yeterli, yükseklik yok tarzı bir şey yazdı. Hop, şuradan bir uçmam var mı? Var. Uf be, çok güzel yemin ediyorum ya. Yani gerçekte de deneyimlenmesi gereken bir şey de sağa sola kırmazsak iyidir yani. Hani kol bacağı falan. İşte oyunlar bu yüzden var ya. Gerçekte yapamadıklarımızı oyunda yapıyoruz. Ne kadar da güzel yani şu an. Şu atmosfer. İnşallah oyunun sesi de o kadar fazla gelmiyordur size. Bana fazla geliyor. Hemen şuradan. Şimdi, gerçi benim sesim de fazla geliyor mikrofondan. Baktım ya daha demin. Sesimi de biraz kıstım. Ne bileyim ya, ben bir ayar yapmıştım en son, ondan beri böyle benim sesim fazla geliyor. Yani bastım mı diyeyim. Yani videoyu izliyorsanız farkındasınızdır zaten. Şu an fazla geliyor olması lazım benim sesim. İnşallah videonun boyutu o kadar fazla büyük değildir amin. Onunla uğraşmak istemiyorum çünkü ya. Hani upload edeceğim onu o kadar. Renderlayacağım 2K. Videonun boyutu büyüyecek. Hadi upload atlaması da bir şey değil. Renderlamasını da geçtim de. Yani bilgisayar en azından kötü değil, iyi. Renderlama o kadar uzun sürmüyor. Upload'ım eskisi gibi değil. Upload'ım 6'ya yakın. Eskiden 2.50 falandı. 3 civarıydı. Şu an 6'ya yakın. Yani 5.50, 5.80 falan. Yani işlenmesi sıkıntı arkadaşlar. 2K yüklediğim için işlenmesi çok uzun sürüyor yani. Nasıl diyeyim? 1080p gözüküyor video ama 2K'yı işlemesi uzun sürüyor yani. Bir gün falan sürüyor videosun oldu. Ben Cyberpunk videosu bir güne yakın sürmüştü işlenmesi. O sıkıntı yani. İşlenmediği için de 2K olarak video tam kaliteli olarak gözükmüyor. O yüzden bu videoyu ilk önce yükleyeceğim. Sonra gizliye alacağım. Ne zaman işlenirse 2K'sı o kadar yayınlayacağım. O zaman yayınlayacağım bu videoyu da. Ben bu arada da nasıl kayıyorum onu da anlamadım. Buralar normalde paralıydı diye hatırlıyorum bu bölgeler. Herhalde farklı bir harita ışınlanıyor video, onu tam çözemedim de. Ama paralı ışınlanması, ondan eminim. Çünkü orada travel dediğim zaman işte Çin bölgesi var, Asya bölgesi var. Yani Çin mi tam hatırlamıyorum da orada öyle bir şey yazıyordu. Asya var bir de. Orada DLC satın al diyor. Ubisoft'un store'una atıyor. Abi çok güzel ya, şu atmosfere bakar mısınız? Videoyu da bu arada normalden olduğundan daha da kaliteli çekiyorum muhabbetten. Kalitesini bir tık yükselttim. Yani daha güzel gözüksün videoda diye. Çünkü normal yaptığım için yani yüksek kalite normal dosya boyutu yaptığım zaman kötü oluyor çok hareketlenme olduğu için. Ama onun bir üstünde yaptım. Daha kaliteli oluyor bu kez. Bir de 2K renderlayacağım için yani boşu boşuna 2K renderlama yapmayayım diye böyle yaptım. Abi çok iyi kayıyor ya. Kaymayısı çok güzel. Bu arada bu video senin değil diyenler için şunu da göstermek istiyorum. Şu an ekran kaydı gelsin. Gelmiştir herhalde. 13 dakikadır kayıtlıymışım bu arada. Dark Souls 3 videoma yazmış ki biri benim. Video senin değil yazmış. Seni ben amına koyayım onu izliyorsa eğer. Ulan Steam linkimi bıraktım herife. Herif ondan sonra bir şey yazmamış. Gördüğünüz gibi Step şu an oynanıyor. Burada. Bu kadar da kalite yeter herhalde. Bu arada bu benim ikinci Ubisoft hesabım. Epic Games hesabımı bağladığım için burada tam fazla oyun yok. Yine beleş oyunlar tabi. Beleşe aldım oyunu. İkinci Uplay hesabımda The Crew 2 falan var. İki tane Epic Games hesabı olduğu için dediğim gibi satın alması devre dışı olanı buraya bağladım. Öbürü de oraya bağlı. İkisini aynı anda bir yere bağlanmadığı için yani aynı platforma. Neyse biraz daha çekeyim video ve 15 dakika ben olsun kapatırım. Ve yine bu arada buraya attı. Neyse ben şuradan gireyim, hiç objektife falan bakmayacağım. Ne kayıyorlar ha, gerçekte olsa. Gerçekte olsa asla yapamayacağım şeyler yani. Ama oyun çok güzel cidden, çok güzel gözüküyor. İnsanın yapası geliyor. Keşke işte karmar olsa kaysan falan diye. Uf.
öldük öldük. Neyse, o zaman videoyu burada bitireyim arkadaşlar ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir içerik. Hoşça kalın. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.